Evet arkadaşlar Türkiye'nin nüfusu birinci testimizde nüfus testlerine başlıyoruz. Bundan önceki kısımda yer şekilleri ve e, özellikle iklimle alakalı testleri çözmüştük. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusa sahip olması çeşitli sosyal sorunların çıkmasına neden olabilecek bir potansiyele sahip. Bunun yanında bu görüşü savunan bir uzmanın gerekçe olarak hangilerini göstermesi doğru olarak dikkate alınabilir ya da kanıt olarak gösterilebilir. Şimdi Türkiye'de iş imkanları nüfus kadar hızlı artmıyor. Bunun sonucunda işsizliğin artması bizim için bir sorun oluşturuyor. Örneğin 10 kişi artıyorsa 5 tane iş imkanı sağlayabiliyoruz. 5 kişi işsiz kalıyor. Bu bizim için önemli bir sorun. Eğitim kurumlarında kaliteli hizmet verilebilmesi için sınıflarda az kişinin olması lazım. Ama hızlı nüfus artışı olursa özellikle bulunmaması kısmında dikkate alınabilecek bir sorun oluşturmaktadır. Fazla nüfus, fazla tüketim, bunun yanında üretimi tetiklemesi bu olumlu bir nokta. Yani bir sorun olarak görmüyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı yani 1 ve 2 numaralı öncüler. İkinci sorumuzda bir ülkede ya da kentte kadın erkek nüfus oranları göçlerle yakından ilgili. Tabi sadece göçler etkilemiyor ama buradaki sorumuzda göçleri dikkate alıyoruz. Yoğun göç olan yerlerde genelde erkek nüfus yoğun göç veren yerlerde genelde kadın nüfus oranı daha fazla. Bu sorumuzda ise özellikle göç alan erkek nüfusun fazlalığı kısmında bir değerlendirme yapılmış. Hangisi buna örnek gösterilemez diyor. Yani erkek nüfusun daha fazla olmadığı bir yer bulacağız. Özellikle göç vermeyen, göç almayan kısmı değerlendirirsek Göç vermeyen bir kısımda özellikle değerlendirdiğimizde Bursa daha çok göç alıyor. Göç verme kısmında daha az. Gaziantep aynı şekilde İskenderun bu alanlar daha çok göç alan kısımlarda erkek nüfus daha fazla olabilir. Ama Çanakkale göç alan bir yer değil ki zaman zaman göç veren alanlar arasında değerlendirilebilir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı. Üçüncü sorumuzda yaş gruplarına göre dağılımın tespit edilmesi. Gibi çalışmalardan hangileri için öncelikle gereklidir? Geleceğe yönelik planlamaların yapılması. Çünkü bu yaş grupları işte genç nüfussa ona göre okul ya da işte yaş nüfus artıyorsa hızla yaşlı bakım evleri, huzur evleri gibi durumlara yönelik yatırımlar yapılabilir. Eğitim, sağlık gibi ihtiyaçların belirlenmesi işte yeni okul, yeni hastane yapılacak mı, yapılmayacak mı ya da ne gibi planlamalar yapılabilir? Yine bunu dikkate alabiliriz. Kırsal kesimden kentlere yapılan göç oranı yaş gruplarına göre dağılım kısmında bir kriter olmuyor. Coğrafi bölgenin nüfus yoğunluğu yine nüfus yoğunluğu yüz ölçümüne göre de değişebilir. O yüzden burada doğru cevabımız 1 ve 2'nin olduğu A şıkkı olmakta. Evet dördüncü sorumuzda Türkiye'de çalışan nüfusun sektörel dağılımı yıllara e, sektörel dağılımının yıllara göre gösterildiği bir grafik incelendiğinde hangisine ulaşılabilir demiş. Şimdi sektörel dağılım dediğinde işte hizmet sektöründe, sanayi sektöründe, tarım sektöründe çalışanları 3 ana grubu dikkate alıyoruz. Her dönem tarım sektöründe istihdam edilen nüfus oranı daha yüksek olmuştur. Bu yanlış. Çünkü özellikle baktığımızda Türkiye'de e, son dönemlerde özellikle 80 85 döneminden sonra çok büyük bir değişim yaşanıyor. Buna bağlı olarak şu an e, Türkiye'de hizmet sektörü daha e, ön planda ya da birinci sırada. O yüzden hep tarım olmadı. Sanayi ve hizmet sektörünün payı artış gösterdi arkadaşlar. Evet. Tarımda çalışanların oranı giderek düşerken e, özellikle sanayi ve hizmet sektörüne çalışanların 1950'den sonra hızlı bir artış gösterdiğini söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız B oldu. Tarım sektörüne çalışan nüfus oranının coğrafi bölgelere göre ki coğrafi bölge o grafikten çıkmaz. Hizmet sektörüne çalışan nüfus e, ekonomik kriz dönemlerinde ki kriz dönemlerini oradan göremeyiz. Tarım sektörüne mevsimlik ki mevsimlik işçi gücü yine o grafikten çıkmaz. Ama o oranları yani tarım, sanayi, hizmet gibi oranların değişiminden o grafikten görebiliyorum. Evet arkadaşlar 5. sorumuzda Türkiye nüfusunun 1927-2011 yılları arasında 5 kattan daha fazla artış göstermesinde hangisinin etkisi daha azdır? Doğum oranlarının yüksek olması etkili. Bunun yanında nüfus artış hızının yükseltici politikaların uygulanması ki 2011'e kadar ki dönemde özellikle baktığımızda 60 döneminden sonra arttırıcı politikalar var. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi, ölüm oranlarının azalması e, gibi noktalar. Yine buna bağlı olarak işte ortalama yaşam süresinin uzaması, beslenme düzeyinin yükselmesi ki iç göçler nüfusu arttıran bir etken olmadığı için doğru cevabımız burada. E şıkkı olmakta.